billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve onun yolunu takip eden ashabının üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki takvanız, izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. İmam Ahmed bin Hanbel ve İbn Mace Bera bin Azib'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Bera bin Azib radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yaşamış olduğu bir hatırayı naklediyor. Can kulağıyla dinleyelim aziz dostlarım. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. O sıra yanımızdan bir grup insan geçti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların neden toplandığını sorunca kabir kazmak için toplandıkları cevabını verdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam derhal hemen hiç ara vermeden, fasıla koymadan ashabının önüne geçti ve kabrin yanına gidip orada dizleri üstüne çöktü. Bera İbni Azib radıyallahu anh diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapacağını merak ettim. Ön tarafa doğru geçtim. Bu sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki ahlakı, edebi şahsiyetiydi aziz dostlar. Bu sadece Bera'ya ait bir vasıf değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mimikleri, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı el işaretlerine varıncaya kadar her şey sahabe için önemliydi aziz dostlarım. Acaba Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hareketiyle bize nasıl bir ders verecek edasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hemen karşısına geçti. Biz hatırlıyoruz Bera İbni Azib radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farz namazını kılıp cemaate namazı kıldırdıktan sonra sünneti gereği, adeti gereği sağ tarafa doğru dönerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarının kıpırdayışını takip etmeye çalışırdı. Acaba Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farz namazından sonra nasıl Allah'ı zikrediyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en fazla tanıyan, Allah'tan en fazla korkan, Allah'ı en fazla seven o yüce şahsiyet, insanlar içerisinde ulvi bir karaktere sahip olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin acaba dudaklarından neler çıkıyor? Hangi zikirler, hangi dualar? Diyor ki Allah Resulü diyor sağına döndüğü an ben onun diyor dudaklarını takip ederdim. Bu Bera'nın sadece ahlakı değil. Her sahabede bu ahlak bir abide haline gelmiştir elhamdülillah. Diyor ki onun karşısına geçtim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle ağladı ki öyle gözyaşı döktü ki akıttığı diyor gözyaşları yeri ıslattı. Sonra diyor bize döndü, ey kardeşlerim, kulaklarımızı açıyoruz Müslümanlar. Ey kardeşlerim, böyle bir gün için hazırlık yapın buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey kardeşlerim, böyle bir gün için hazırlık yapın. Bugün hangi gündür aziz dostum sana soruyorum. Cevabı çok açık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği gün anneni, babanı arkada bırakacağım. Gözyaşlarına kıyamadığın evlatlarını yasa boyacağım. Seni bir dayanak gören, seni evinin direği gören,
sabrın ve gücün timsali gören, hayra açılan kapısı gören, eşini yüzüstü terk edip bırakacağın, kendileriyle neşe bulduğun, sevindiğin, mutlu olduğun, kendilerini gördüğünde kalbinin mutmain olduğu, dostlarını hüznün birinden çıkartıp diğerine sokacağın gündür. Bugün seni çekemeyen, sana haset besleyen, seni düşman bilip her fırsatta sana zarar vermek için gayret gösteren, akıttığın her gözyaşının arkasından mutlu olanları sevindireceğin gündür. Bugün elde ettiğin serveti, edindiğin makam ve mevkiyi, insanlar arasındaki kadir ve kıymetini toprağın üstüne bırakacağın gündür. Bugün yaptığın amellerinin karşılığını göreceğin, iyiliklerin dost olup yanında oturacak, nasihat edecek, nurlarından istifade edeceksin, kötülüklerin ise demirden bir kamçı olacağı gündür. Bugün öyle bir gündür ki yönetenin, yönetilenin, zengin olanın, fakir olanın, küçük, büyük olanın, bilenin ve bilmeyenin ayırt edilmeksizin hepsinin etlerinin ve kemiklerinin birbirlerine harmanlandığı, toprağın içerisine karıştığı bir gündür. Bugün öyle bir gündür ki Rahman'ın has kullarının misafir edildiği, hoşnut kılındığı, Allah'a küfreden, Allah'a söven, Allah'a asi olan, Allah'a savaş açmış olanların da acı doyacağı bir gündür. Arkadaşlar bugün bedenlerin hiçbir hükmü yoktur. Bugün güzelliklerinizin hiçbir hükmü yoktur. Bugün aşiretinizin büyüklüğünün hiçbir hükmü yoktur. Bugün arkadaşlarınızın ve dostlarının hiçbir hükmü yoktur. Bugün varsa yoksa yapıp ettiklerinin günüdür. Burası insanlığın özüne kavuştuğu asıl yurt olan ahiret öncesi istirahate alındığı kabir hayatıdır kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin naif yürekli damadı, meleklerin kendisinden haya ettiği koca halife Hazreti Osman radıyallahu an bir kabrin yanına geldiğinde sakalları ıslanana kadar ağlayıp dururmuş. Bir kabrin yanına geldiğinde sakalları ıslanana kadar ağlayıp dururmuş. Arkadaşları ona yöneliyor. Diyorlar ki sana cennet ve cehennem hatırlatıldığında ağlamıyorsun da şu kabri gördüğünden dolayı mı diyor ağlıyorsun? Subhanallah. Arkadaşlar dikkat edin. Soruda çok büyük bir nükte var. Sana cennet ve cehennem hatırlatıldığında ağlamıyorsun. Şu diyor kabri gördüğünde mi ağlıyorsun? Burada ne anlıyoruz aziz dostlarım? Sahabe ve ondan sonraki iki nesil Allah'ın kitabındaki ayetleri öyle bir içselleştirmişler ki topraktan daha somut bir hale gelmiştir o iki kavram kardeşler. Cennet onların gözünde öyle bir hale gelmiştir ki buzdolabınızdan alacağınız meyve derecesinde somuttur. Cehennem ateşi öyle bir somut hale gelmiştir ki sobadaki ateşin sıcaklığından, hararetinden daha fazla etkilenirler. Ey Osman, biz sana cennetten haber veriyoruz. Ey Osman, biz sana Allah'ın cehenneminden haber veriyoruz. Biz seni ateşle korkutuyoruz. Ateşten bahsediyoruz. Ağlamıyorsun da şu eline aldığın toprak parçasını düşünüp gördüğünde mi ağlıyorsun? Hazreti Osman radıyallahu an kendisine böyle bir soru yöneltildiğinde karşısındakine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle cevap verir. Der ki kabir ahiret yurdunun ilk basamağıdır. Allahu Ekber. Kabir ahiret yurdunun ilk basamağıdır. Kişi bundan kurtulduğu zaman bundan sonrası
daha kolay gelir. Kişi bu cehennem ateşinin öncesinde göreceği kabir azabından, kabrin fitnesinden kurtulursa bundan sonrası kolay gelecektir. Şayet bundan kurtulamaz ise bundan sonra gelecekler de daha zor olur dedi müminlerin üçüncü halifesi. Şimdi aziz dostum, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ve Hazreti Osman'ı ağlatan, gözyaşı döktüren kabir hayatı ahiret yurdunun ilk basamağıdır. Aynı zamanda kabir hayatı kendisini unutanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından azarlandığı ve kınandığı yurdun adıdır. Tirmizi rahimeullah Sıfatul Kıyame bölümünde Esma binti Ümeys'ten bir hadis naklediyor. Şimdi geçen hafta kardeşimizin sohbeti esnasında bir olay size aktarmıştık. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler ne ehline ne de kendilerinden sonra gelecek ümmetlerine dinar, dirhem, altın, gümüş, binek, arazi, ev, kilim, koltuk hiçbir şey miras olarak bırakmamışlardır. Ne bırakmışlardır abi geride? İlim bırakmışlardır değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de hem ehline hem de kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınlara ilim gibi çok büyük bir hazineyi miras olarak bırakmıştır. Bakın şimdi okuyacağım hadis hepimizin dikkatini celbetmesi gereken. Bırakın gözlerinizi, bırakın zihinlerinizi, yüreklerinizi ortaya koymanız gereken sözleri söyleyecek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimden haber verecek biliyor musunuz? Allah'ın bildirmediği takdirde Muhammed aleyhissalatu vesselamın dahi bilemeyeceği insanlardan bahsedecek. Kötü vasıflara sahip olan, kötü kulun özelliklerinden bahsedecek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, hayallere dalıp kibirlenen ve yüce Allah'ı unutan kul ne kadar kötü bir kuldur. Hayallere dalan, vehimlere dalan, kendini yeryüzünün erişilmez dağları gibi gören, gökteki bulutlar kendini zanneden, insanların bırakın ona uzanmasını yanından bile geçemeyeceğine inanan kibir ehli, Allah'ı unutan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar ne kötü kuldur. Büyüklük taslayıp düşmanlık eden, yani zorbalık yapan, zulüm içerisinde olan, değil sadece insanlara, hayvanlara dahi zulmeden, değil hayvanlara, bitkilere dahi zulmeden, zorbalar ve Allah'ı unutanlar ne kötü kuldur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizimle alakalı, yani konumuz ile alakalı kısımda bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sözler sarf etti. Gaflete dalıp boş işler ile uğraşan, gaflete dalıp boş işlerle uğraşan, kabir ve imtihanı unutan kul ne kötü kuldur. Allahu Ekber. Gaflete dalıp boş işlerle uğraşan, dünyayı ahireti olmaya adayan, dünyasını cennete çevirmeye çalışan, hiç ölmeyecekmiş gibi mücadele eden, sanki vakitler geri gelecekmiş gibi, nasıl ki atılan ok tekrar geri gelmiyor ise zaman da gelmeyecektir, bunun farkında olmayan sen ve ben. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, gaflete dalıp boş işlerle uğraşanlar, şu zaman dilimlerini boşa geçirenler, Facebook sayfalarında zaman tüketenler, YouTube'da YouTuber'ları seyrederken ömürlerini harcayanlar, kişiliksiz, şahsiyetsiz insanlığını yitirmiş belhum adamların yorumlarını duymak için Twitter sayfalarında gezenler, gece abidler namazlarla gecelerini suçlarken, Allah'ın kitabını tilavet ederken, Allah'ı zikrederken,
en necis kanallarla saatlerini ve saniyelerini tüketen sen ve ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, gaflete dalıp boş işlerle uğraşan, sonra kusura bakmayın, hani kimseye kırgınlığımız ve kızgınlığımızın ifadeleri değildir, utanmadan, sıkılmadan kendisini çeken, o boş ve malayani işlere beni de şahit kılan, sen ve ben. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kabir ve imtihanı unutan, bundan dolayı kabir ve imtihanın şuurunda olmayan kul ne kötü bir kuldur. Allah muhafaza. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, haddi aşıp azgınlık yapan kimdir bu? Tağutlardır değil mi? Kimdir o tağutlar? Ya Amerika'dır. Kimdir o tağutlar? İsrail'dir. Kimdir o tağutlar? İngiltere'dir. Kimdir o tağutlar? Rusya'dır. İnsanlara baş kaldıranlar, insanları ezilmesi gereken bir hayvan gibi görenler, alemlerin Rabbi olan Allah'a asi olanlar, haddi aştıkça aşanlar, Arakan'da gözyaşı dökenler, Suriye'de kan akıtanlar, Afganistan'da ırzları kirletenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, haddi aşıp azgınlık yapan ve bunun neticesinde Yüce Allah'ı unutan kul ne kötü bir kuldur. Dünya ve dini bozan. Şimdi bir sonraki hadisin kelimeleriyle birleştirelim. Dine şüpheler karıştıran kul ne kötü bir kuldur. Allah Azza ve Celle Bakara suresi ilk ayetlerinde kafirlere ve onların işbirlikçileri münafıklara yeryüzünde ifsat etmeyin, yeryüzünü fesada bulamayın, akıllı olun, adam olun, her şeyi fıtratı üzere bırakın dediğinde onlar ne dediler? Dediler ki hayır, bizler müfsitler değiliz, ifsat edenler değiliz. Bizler Irak'a, Sudan'a, Somali'ye, dünyanın değişik yerlerinde bulunan İslam beldelerine, Afrika'nın yarı çıplaklarına, Bosna'nın sümükleri akan kızlarına medeniyet götüren, ıslah eden, terbiye edenleriz demediler mi? Ama benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem tuğyan edenlerin, o kötü kulların sanki vasıflarını zikrederken dedi ki, dünyayı ve dini bozan, bozmadılar mı aziz dostum? Dünyamızı ne hale getirdiler? Şu gök kubbe altında bütün insanlığa yetecek kadar eşya, meta bulunmasına rağmen eğer bugün Afrika'nın bağrındaki insanlar açlıktan ölüyorlar ise, Yemen'de çocuklar açlıklarından dolayı karınları şişiyor ise, annelerin memelerine açlıktan dolayı süt gelmiyor ise, vallahu lazim dünyayı ifsat etmelerinden dolayıdır. Bir azınlığın, bir avuç grubun, sonra dini bozanlar dedi benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphe koymadılar mı aziz dostum? He? Tilavet ettiğin kitaptan şüphe içinde kaldık. Acaba Allah Azze ve Celle burada bundan mı bahsediyor? Acaba gerçekten Allah Azze ve Celle'nin bu konudaki ayeti bunu mu ifade ediyor? Alimler yanılmış olamazlar mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının sözlerinden bizi şüphe içerisine koymadılar mı aziz dostum? He? Ehli sünnet demeye utanır hale geldik. Kur'ancılar, Kur'aniyuncular, mealciler böbürlene böbürlene Muhammed de kimmiş sallallahu aleyhi ve sellem? Onun sahabesi de kimmiş? Onlar adamsa biz de adamız diyenler böbürlene böbürlene şu sokaklarda yürürlerken ehli sünnet demeye birbirimize utanır hale geldik. Sünnetin müdafimleriyiz, sünnetin takipçileriyiz demeye utanır hale geldik. Neden? İçimize şek ve şüphe koydular. Dinimizi bozdular. Bizi bölük bölük, pörçük pörçük ayırdılar aziz dostum. Sonra benim peygamberim dedi ki, mala düşkünlüğün kendisini peşinden sürüklediği kul ne kötü bir kuldur. Dikkat ettiniz mi aziz dostum? Mala düşkünlüğün kendisini peşinden sürüklediği kul ne kötü bir kuldur. Tağutları ve onların peşinden gidenleri.
İnsanlığı bu derece aç bırakan, bırakın artık insanlığı, az önce de söyledik, hayvanları dahi yiyecek bir şeyden mahrum bırakan zihniyetin kalbine baktığınızda neyle karşılaşıyoruz? Mala karşı aşırı bir ilgi kardeşler. Mala karşı aşırı bir ilgi. Allah şerlerinden emin kılsın. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kendisini saptıran hevaya tapmış, zelil düşüren istek ve arzulara kul olmuş kişi ne kötü kuldur. Aman Allah'ım. Ey semayı nuruyla nurlandıran Allah'ım. Ne seni ne de gideceğimiz kabir ve ahiret hayatını bizlere unutturma. Sahabe ve sonraki iki nesil bunu unutmadı kardeşler. Sahabe ve ondan sonraki nesiller bunu unutmadılar. Onlar yaşarlarken kendilerini kabir ehli gördüler. Orayı ve içinde yaşanacak olayları unutmamak için çalıştılar. Kimi zaman evlerinde kalpleriyle tefekkür ettiler, yanaklarını toprağın soğukluğuna dayadılar. Kimi zaman da oraları ziyaret edip kendilerine mesken bildiler. Kim gibi? Basra ehlinin abid ve muttaki şahsiyeti Hasan-ı Basri rahimeullah gibi. Bir gün yaşadığı beldeden ortadan kaybolur. Arkadaşları merak ederler. Kendisiyle karşılaştıklarında derler ki, ey Ebu Said, neredeydin sen? Nereye gittin? Gün boyunca seni göremedik. Öğle namazında belki göremedik. İkindi vaktinde seni göremedik. İlim meclislerinde seni göremedik. Nasihat ettiğin mescitlerde seni göremedik. Yürüdüğün çarşılarda seni göremedik. Var mı böyle arzulanan? Var mı yürüdüğü yollarda aranan? Var mı mescitlerde gözlerini beklenen, dört gözle takip edilen? Varsa o hayır ehlidir inşallah. Hasan-ı Basri'ye dediler ki, ey Ebu Said, neredesin dediler. Akşama kadar seni göremedik. Kendisine dedi, biliyor musunuz aziz dostlarım? Bugün kardeşlerimin yanındaydım. Dikkat edin şimdi Müslümanlar. Bugün kardeşlerimin yanındaydım. Kimsenin kardeşlerin ey Ebu Said. Ya bu adamlar seni mescitte arıyorlar. Adamlar seni çarşıda pazarda arıyorlar. Adamlar seni zikir halkalarının içerisinde arıyorlar. Bir evladın annesini yitirdiği gibi seni sokaklarda arıyorlar. Senin kardeşlerin kim? Sonra devam etti. Dedi ki, unuttuğum bir şeyi bana hatırlatırlar. Onlardan ayrı kaldığım zaman da benim gıybetimi, dedikodumu yapmazlar dedi. Allah'a emanet. Onların yanına uğradığımda bana hatırlatırlar. Unuttuğum şeyleri ishar ederler. Onların yanından ayrıldığımda, onlarla beraber olmadığımda da benim dedikodumu, gıybetimi yapmazlar. Var mı böyle bir dostun Ümit abi? Var mı? Ya hanımımız bile değildir ha. Hanım bile değildir, çıktıktan sonra aman be kurtulduk be, adam evden çıktı demiştir. Oğlum gidin babanıza bakın ne halleri dedir. Senin oğlun, kızın bile belki bu halde değildir aziz dostum. Sırtını döndüğün an arkadaşın bakmaktadır ki senin hakkında konuşuyor. Daha meclisten ayrılmamışsın. Kokun daha mescidin içerisinden çıkmamış. Gölgen şu sokağın ortasında dururken ya bakıyorsun ki sırtını döndüğün an arkadaşın senin gıybetini yapıyor. Var mı böyle dostu olanlar? Hasan-ı Basri'nin varmış. Merak etmiş arkadaşları. Demişler ki, ey Ebu Said, bunlar ne güzel arkadaşlar. Bunlarla tanışmamız gerekiyor demişler. Peki Hasan-ı Basri nereye işaret etmiş? Hasan-ı Basri demiş ki, ey kardeşlerim, onlar kabir ehlidirler. Allah-u Ekber. Onlar kabir ehlidirler. Kabrin içerisinde yatanlardır. Evet kardeşlerim, Selefi Salihin kabirleri mesken, kabrin içerisinde olanları dost bildiler.
Kabirlere en yakın evin sahiplerini, bakın altını çiziyorum aziz dostlarım. Kabirlere en yakın evin sahiplerini kısmetli olmakla nitelediler. Nasıl? Muhammed bin Vasi. Allah ona rahmet etsin. Bir arkadaşını ziyarete gidiyor. Eve geldiğinde arkadaşına diyor ki, benim bu ev çok hoşuma gidiyor. Arkadaşı diyor ki, yahu diyor, bu ev senin nasıl hoşuna gider ki? Bu evin tek bir özelliği var. O da kabre komşu olmasıdır. Hiçbir özelliği yok. Deniz manzaralı değil. Ağaç ekilmemiş bizim mezarlarımız gibi. Bizim mezarlarımız da piknik yeri gibi maşallah. Belki ağaç da yok orada. Su da yoktur. Salihleri göreceğim belki yerler de değildir. Diyor ki bu evin tek bir özelliği var. Tabir yerinde ise sadece diyor mezarlığa komşu olmasıdır deyince Muhammed bin Vasi işte diyor senin evinden memnun kalmamın sebebi budur. Senin evinden hoşnut oluyorsam, huzur buluyorsam, sekine görüyorsam bunun sebebi diyor budur. Sonra yöneldi adama dedi ki sana diyor eziyet vermiyorlar. Ne elleriyle, ne dilleriyle, ne fikirleriyle, ne amelleriyle sana asla zarar vermiyorlar. Ve sana sürekli ahireti hatırlatıyorlar. Allah'a ekber. Şimdi bu nesilden sonra öyle bir nesil geldi ki aziz dostum. Ölümden, kabirden ve kabir ehlinden korkar hale geldik. Öyle korktuk ki kabirleri yaşadığımız şehirlerin, meydanların dışına doğru atmaya başladık. Aman beni kabrin içinden sakın geçirme. Ne içinden, sağından solundan dahi olmasın diyecek bir hale geldik aziz dostlarım. Selef, Allah'ı hatırlamak, ahiret gününü hatırlamak, ölümü hatırlamak için kabirlerin karşısındaki evlerin sahiplerini kısmetli olmakla nitelerken, şimdi bizler, şimdi yeni evlenecek kardeşim gitsin de tam kabrin karşısında 2+1 ev tutsun da hanım desin, ağaç manzaralı, taş manzaralı, ölü manzaralı sana bir ev tuttum desin de, sabahında hemen onu Başakşehir'e koşturmuyorlar mı? Öyle mi aziz dostum? Kabri görmeye tahammül dahi edemiyoruz. Aman karşısında oturmayalım. Cinler musallat olur bize. Kabir ehlinin olduğu yerde cinler varmış. Yahu biz cinleşmişiz. Şeytan bizim kılığımızın içine girmiş. Bizim damarlarımızda geziyor. Sen kabrin içindeki gezen şeytanlarından niye korkuyorsun? Şeytan biz olmuşuz Allah muhafaza. Haddi biz aşmışız. Allah'tan korkmaz hale gelmişiz. Ama kabrin içerisindeki cinlerden ve şeytanlardan korkar hale geldik aziz dostlarım. Öyle bir nesilden sonra öyle bir nesil geldi ki aziz dostlarım ölümden, kabirden ve kabir ehlinden ürker olduk. Kardeşlerim, dünyevileşmenin erdemlik kabul edildiği ünlem koyarak ahiretin hayattan çıkarılmak, koparılmak istendiği bugünümüzde maalesef bunlardan en çok etkilenenlerden biri de biz olduk. Bu hakikati görmek zorundayız. Dünyevileşmenin ve ahiret hayatının damarlarımızdan kopartıldığı bugünlerden en fazla etkilenenlerden biri de biz Müslümanlar olduk. Madde perestlerin yaydığı o pis pas şeyler kalplerimizde büyük torkular oluşturdu. Değil mi? Zikirlerimiz zayıfladı aziz dostum. Ölümü düşünemiyoruz ki. Namazlarımızdaki secdeler zayıfladı. Allah yolundaki adımlarımız zayıfladı. Gözlerimizin feri kısılmaya başladı. Ahiret artık umrumuzda değil. Varsa yoksa dünya hayatı. Varsa yoksa elde edeceğimiz meta aziz dostlarım. Evet, Allah nasip ederse. Keşke diyorum. Hani bazı şeylerde keşkeyi kullanmamak Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetidir. Ama keşke şu an imkanımız olsa da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi hep beraber toplansak. Şu an hem de şu saatte.
yağmurun da yağdığı şu anlarda, gök gürlediği anda, şimşek çaktı, soğuğun bir taraftan vurdu, rüzgarın bir taraftan esti, köpeklerin bir taraftan havladı. Şimdi şu saatte kabrin içerisinde şu dersi yapsak. Oraya gitsek de bu nasihatleri yapsak, Rabbim bize nasip etsin inşallah bundan sonra böyle bir dersimizi orada ihya ederiz. Şimdi unuttuğumuz dört hakikati hatırlatacağım aziz dostlarım. Buraya kadar girizgahtı. İbrahim gibi 13 maddeyle yapmayacağız bakın. Arkasından 7 madde koymayacağız. 4 madde inşallah. 4 maddeyle unuttuğumuz bir takım şeyleri hatırlatacağız. Ben özellikle bugün bu konuya hazırlanırken ilk defa duyduğum bir hadisi size aktarmanın mutluluğunu yaşayacağım. Bu benim zayıflığım ve ilmimin azlığıdır. Bilenler için bir tazelenme, bilmeyenler için bir öğrenme olacak. Hatırlatmak istediğim birinci hakikat. Kişi öldüğü zaman defnedilmeden önce, bakın buranın altını çiziyorum. Kimse uyumasın. Uyumak yok. Kabirde zaten uyuyacağız uzun bir süre. Kimse yorulmasın. Kimse sıkılmasın. Hatırlatacağımız birinci hakikat. Ha ayaklarınız ağrıyorsa kalkın ayağa. Hep beraber kalkalım. Sonra tekrar oturun. Hatırlatacağım birinci hakikat. Kişi öldüğü zaman, bakın ne olur dikkat edin. Kişi öldüğü zaman defnedilmeden önce her hali görmesi ve işitmesi. Subhanallah. Bu benim ilk defa duyduğum bir hadistir. İnanıyorum ki bunu birçok kardeşim biliyor. Hadisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Bakın şimdi ne olur kulaklarınızı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine yöneltin. Diyor ki Allah Resulü ölü, kendisini yıkayanı, kefenleyeni, taşıyanı, omuzlarında taşıyanı ve toprağın içerisine koyanı tanır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakın dikkat edin. Kişi diyor öldüğü zaman kendisini yıkayanı, kefenleyeni, paketleyeni, sonra omuzlarda taşıyanı, sonra diyor toprağa koyanı tanır. Denir ki bu nasıl olur? Var mı bilen azizler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi öldüğü zaman bir melek onun diyor ruhunu elinde taşır diyor. Bakın. Bir melek onun ruhunu alır elinde taşır. Sonra o ruh yıkanmasını ve kefenlenmesini görür. Şimdi dikkat et. Ta ki diyor toprağın içerisine konulana kadar. Allahu Ekber. Hatta bir rivayette ruh yıkandığı esnada cesedi o ölü yıkayıcısına aman ha bedenime zarar verme biraz nazik ol, kibar ol diye seslenir. Tabi duyana ne kadar bir büyük mutluluk verilmiştir. Hatta denir ki bakın kardeşlerim ölünün yıkanması ve kefenlenmesi esnasında ruh orada olup bitenleri müşahede eder. Şimdi dikkat edin ve ailesinin yaptıklarını görür. Ben inanıyorum bu hadisi hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi İbn-i Recep el-Hanbeli, Allah ona da rahmetiyle muamelede bulunsun, kabir hayatı ve kabirden dirilmekle alakalı çok güzel bir eser yazmış. Ne olur onu temin etmeye çalışın. Bu konularla alakalı Kadir abi bütün mevzuları orada göreceksiniz. Bu hadislerin sıhhat derecelerini, ahlimlerini, ihtilaflarını bunlara girmiyoruz şimdi. Siz orada göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, ruh beden hapishanesinden çıktıktan sonra bir melek tarafından kucaklanıp tabir yerindeyse biraz yükseğe kaldırılıyor. Defnedilene kadar bütün yaşanan olaylara şahitlik yapıyor. Şimdi bu kimileri için büyük bir sevinç kaynağıdır. Ama kardeşlerim vallahi kimileri için de çok büyük bir sıkıntıdır ha. Neden mi? Ey kocacığım, sen benim evimin direğisin. Sen benim gözümün ışığısın.
Sen olmazsan bu dünya hayatı bana zindana dönüşür. Ben dünyaya tekrar gelsem senin gibi bir adamla evlenirim diyen bir kadın, kocası öldüğünün ertesi günü defnedilmeden önce mirastan pay almak için kocasını unutur. Şimdi kocası da bu hallere şahit olur. Karısının kabir başında defnedilmeden önce yıkanırken veya yıkandıktan sonra timsah gözyaşlarını görür. Şimdi bu adam için vallahi ne kadar zor bir durumdur aziz dostlar. Çocukları için bütün acılarını unutan bir babayı düşünün. Yeter ki evlatları üniversite okusun. Yeter ki evlatları güzel bir makam ve mevkiye gelsin. Dünyadaki bütün sıkıntılarını yutan bir babayı düşünün. Dostlarına, akrabalarına belki bilerek, belki farkına varmadan da ahirete sırt çeviren bir babayı düşünün. Vefat ettiği günün ertesinde meleğin kucağında kafasını bir çeviriyor. Dünyada kendisini için paraladığı evlatları abdestsiz bir şekilde cenaze namazına gelmiş. Dua etmeyi bilmiyor. Yetmezmiş gibi yahu şu merasim bitsin de şu kaşkaleden bir an önce kurtulalım diye hareketler içerisinde. Ah şimdi sana soruyorum aziz dostum. Bu babanın hali ne olur aziz dostlar? Nimet mi olur, külfet mi olur? Sana soruyorum Allah için. Kafasını bir çeviriyor bir arkadaş grubu. Yaşarlarken, beraber olurlarken, aynı masada yiyip içerlerken yahu dürüstlük denince ilk listeye senin yazılman gerekiyor Ahmet Efendi. Bir bakıyor ki arkadaşlar bir araya gelmişler, arkada cenaze namazı kılmıyorlar. Ulan bu Ahmet Efendi'den de daha enayi ben yeryüzünde bir adam görmedim. Seslerini işitirsek, birileri işitirse vallahi bu durum çok zor bir durumdur aziz dostlar. İnsanın çok ağırına gider. Birilerinin seçimlerin kritiğini, birilerinin hafta sonu oynanacak derbi maçının analizini, birilerinin de ekonomiyle ilgili yorumlarını işittiğinde herhalde buraya kadar gelir. O ruh, ey insanlar! Yahu benim halimden hiç mi ders çıkartmayacaksınız? Ey insanlar! Sizinle geçirmiş olduğum vakitten dolayı bana yazıklar olsun! Sizlere yazıklar olsun! Size harcadığım emeğe yazıklar olsun! Sizin için akıttığım gözyaşlarına yazıklar olsun! Vallahi ruh belki bunları söyleyecektir. Peki sana soruyorum aziz dostum. İnsanın ölüm meleğinin kucağından kurtulup ruhunun başka bir melek tarafından kabrin etrafında gezdirildiği sırada neyi görmek isteyecek? Ha Yasin abi ne görmek ister sence? Var mı bir cevabı? Rahat olun abi. Kameraya siz çıkmıyorsunuz. He? Ne görmek ister sizce? Rahat ol abi. Yakınlarını görmek ister. Peki Abdülkadir abi. Sen rahat bir abisin. Sen rahat konuşursun. Yasin abi sıkılır böyle şeylerden. Sana soruyorum abi. Yakınlarını ne halde görmek ister? He? Güzel bir şekilde görmek ister. Ya mikrofonu size uzattık. Hadi Cumali. Salihleri görmek ister. Güzel. Başka abi? Kimi görmek ister Metin abi? Sen ne görmek istersin? Allah için bana bunu söyle. He? İbret alanları görmek istersiniz değil mi? Evet Müslümanlar. Her birimiz, her bir insan kabrinin etrafında veya cenazesi yıkanırken, kefenlenirken, temizlenirken, tabir yerindeyse paket yapılırken, süslenip, allanıp, pullanırken, kabrin içerisine konulurken, salihleri, abidleri, muttakileri, gerçek gözyaşı dökenleri, Allah için ağlayanları, Allah için sevenleri, dua edenleri, senin için üstü şehadete bulunanları görmek ister göz. Yalan gözyaşı dökenleri değil, çırpınanları görmek ister. Seni kucaklamak isteyenleri görmek ister. Kardeşimizi yitirdik. Allah'ım bize kıyamet gününde cennetin içerisinde tekrar buluşmak için bir fırsat ver diyenleri görmek istersin aziz dostum. Peki bunun yolu ne aziz kardeşim?
Bu öyle temenni edilecek ve elde edilecek bir şey değildir. Bunun yolu da Allah'ı, Allah'ın Resulünü ve müminleri dost edinmekten geçer aziz dostlarım. Müminleri Allah için sevmekten geçer. Eksiklikleriyle, acziyetleriyle, sıkıntılarıyla, yeteneksizlikleriyle, bilgisizlikleriyle, cahillikleriyle, hikmetsizlikleriyle, yanlış tutumlarıyla sevmekten geçer. Yeter ki ümmeti Muhammed bölünmesin. Suriye'de bölündük, Arakan'da bölündük, Afrika'da bölündük, Asya'da bölündük, Balkanlar'da bölündük. Yahu Türkiye'de de bölünmeyelim. Yahu İstanbul'da bölünmeyelim. Bayrampaşa'da bölünmeyelim. Yahu bir avuç Müslümanız altın tepside. Aramızdaki ihtilaflar bizim için ayrılmaya bir sebep olmasın. Kardeşimi Allah için sabredeceğim. Ona Allah için katlanacağım, sebat edeceğim. Yeter ki Müslümanlar küfrün karşısına küçük küçük böyle yem edilecek bir serçe gibi çıkmasınlar. Dersen Sedat abi, o zaman göreceksiniz ki kabrinize salihler, abidler, muttakiler, Allah için sevenler, Allah için buğz edenler koşacaklar. Onların yüzleri aldıkları abdest, kıldıkları namaz, okudukları Kur'an'la güzelleşmiştir elhamdülillah. Onlar gerçek ağlayanlar olacaklar. Onlar senin kabrine koşarlarken tekbirler getirecekler. O kadar omuz bir araya gelecek ki bazıları senin tabutunu taşımaya fırsat bile bulamayacak. Seni kabrin içerisine sokmak için. Yahu ben daha güzel işler yaptım. Tabirlerindeyse bugün ben sabah namazı kıldım. Sen kıldın mı? Bu adamı kabre ben koyacağım. Ben Bakara suresini biliyorum. Sen biliyor musun? Kardeşimi ben kabrin içerisine sokacağım. Diyen adamların birbirleriyle yarıştıkları anları görmek isteyenler var mı kardeşim? O zaman ihtilafımızda kardeşliğimizi koruyacağız. Birbirimize kızdığımızda küsmeyeceğiz. Birbirimizin hatasını göreceğiz ama birbirimizden kopmayacağız. O zaman abidler, salihler bizim kabirlerimize doğru koşacaklar. Her daim hatırlattık. Her daim söyledik. İbn Abbas radıyallahu anhuma oğlu vefat ettiğinde yanında bulunan Kureybe dedi ki ey Kureyb dedi git bak dedi. Cenaze için insanlar dedi bir araya gelmişler mi? Kureyb çıktı, geri döndüğünde dedi ki cenaze için insanlar toplanmışlar. İbn Abbas dedi ki radıyallahu anhuma peki dedi sayıları 40'ı bulmuş mudur? 40'ı, 40. Sayıları 40'ı bulmuş mudur? Kureyb dedi ki geçmiştir. O zaman dedi ki cenazeyi çıkartın. Cenaze çıksın. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki kimin cenazesinde 40 tane muvahhid bulunur da dua ederlerse Allah onların dualarını kabul eder. Allahu ekber. 40 muvahhid. Allah'a şirk koşmayan, Allah'ı ilah kabul eden, Allah'ı Rab kabul eden, Allah'a ortaklar isnat etmeyen falanca mı? Yok be kardeşim o Allah'ın kuludur. Allah'a çocuk isnat etmeyen, Hristiyanların bu alçakça tavırlarına yüz çeviren. Haşa ve kella. Allah'ı bir meydanın içerisinde Yakup aleyhisselamla güreşenlerin suratlarına tüküren. Bir 40 tane muvahhid Müslüman senin cenazene katılır da dua ederse Allah'ım şu kulunu affet. Allah'ım bu kuluna rahmetinle muamele et. Allah'ım bu kulunu şehitlerin katına al. Allah'ım onu Peygamber aleyhisselamın sancağı altında gölgele. Allah'ım onu peygamberlerle, sahabelerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber kıl diye dua etse benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah diyor onların duasını geri çevirmez. Allahu ekber. Ama biz birbirimize küsersek, birbirimize sırt çevirirsek, sakalımızın ve paçamızın boyuna takılırsak, ümmeti Muhammed bu hale gelmişken biz bölünmenin gayretini harcarsak, aziz dostlarım az önce karısının, çocuğunun, arkadaşlarının cenaze etrafında ihanet ettiği sınıfın içerisine düşeriz ki Rabbim bizi muhafaza buyursun. Allah böyle salihleri, abidleri, muttaki şahsiyetleri dost edinmeyi, onlarla beraber yol almayı, öldüğümüz zaman da onların omuzlarında taşınmayı, onların böyle coşkularıyla kabrin içerisine girmeyi, tekbirlerle alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yükseltilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Yorulduk mu abi? İki, hatırlatacağımız ikinci hakikat.
Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işiteceğiz ama şimdi şu üzerinde yürüdüğünüz toprak parçası. Desem ki öldüğünüz zaman konuşacak ve size nasihat edecek, inanır mısınız? Elinize aldığınızda cebinize koyup gezdiremezsiniz. Arabanızın etrafına serpiştirip süs diye koyamazsınız. Evinizin bir köşesinde bakamazsınız. Bir toprak parçası, hiçbir kadri, kıymeti yok. Öyle zannediyoruz değil mi? Şimdi bakın Allah Tirmizi'ye rahmetiyle muamele etsin. Kayıt altına almış, Ebu Said radıyallahu anh da ezberlemiş. Diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, şimdi ne olur dikkat edin. Bir defasında musallaya çıkarken gördüm. Nedir musalla? Musalla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde cuma namazı gibi, bayram namazı gibi, korku namazı gibi namazların büyük gruplar halinde kılındığı meydanın adı musalladır. Bugün ne oldu? Cenaze namazının kılındığı yerlere musalla denmeye başlandı. Allah Resulü döneminde o büyük araziler musalla. Bayram namazını Mescid-i Nebevi'de değil, şehrin dışında kılıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem musallaya çıktı. Musallaya çıktı. Bazı sahabelerin birbirleri arasında gülüştüklerini gördü. İnsanidir değil mi İsa abi? Yani namaz kılmaya saflar düzeltilse de, namaz kılmak için hazırlık yapılsa da, birinin bir kardeşine gülmesi, öbürünün onun kulağıyla oynaması, bir tarafının öbürünün şalvarını çekmesi, bu insanidir. Aramızda yaşadığımız şeylerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem musallaya çıktığında bazı sahabelerin kendi aralarında gülüştüklerini gördü. Dayanamadı ve dedi ki, sizin lezzetleri kaçıran ölümü çokça anmanız ve içinde bulunduğunuz durumdan kurtulmanız gerekmez miydi? Allahu Ekber. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında da demek ki o sıra bunu yapmayacakmış. Şimdi kendi gülüşlerimize, eğlencelerimize, aramızdaki muhabbetlere bir göz geçirelim ve Nebi aleyhissalatu vesselamın bize nasihat ediyormuşçasına düşünelim. Dedi ki Allah Resulü, lezzetleri kaçıran ölümü çokça anın. Dedi ki Allah Resulü, ölümün bir kabre gelip de, ölüm bir kabre gelip de, ben gurbet yurduyum, ben yalnızlık eviyim, ben toprak ve böcek eviyim demediği bir gün yoktur. Şimdi ne olur hadisin şu kısmına kulaklarınızı kabartın. Mümin bir kişi defnedildiği vakit, bakın şimdi, mümin az önce meleğin elleri arasındaydı, sonra bedeni defin için toprağın içerisine konuldu. Bakın kabir ona yönelir ve der ki, hoş geldin. Allahu Ekber. Hoş geldin. Sen üzerimde gezen en çok sevdiğim insandın. Hoş geldin. İşte bugün seni dost edindim. Sen bana gelmiş bulunuyorsun. Sana ne yapacağımı göreceksin der ve kabrin içerisine bir göz büyüklüğünde delik açılır ve ona cennetin kapıları açılır kardeşler. Allahu Ekber. Şimdi insan burayı okurken etkileniyor kardeşler. Yahu bir toprak parçası. Üzerine su koysan çamur balçık olacak ve üzerinde yürümek istemeyeceğin bir toprak parçası. Yahu sana ne oluyor be kardeşim be? Şu üzerinde yürüdüğün insanları birbirinden ayıracak yeteneğe sahipsin. Müminlerin, mümin erkek ve mümin kadınların kadrini ve kıymetini bileceksin. Vallahi helal olsun sana. İsrailoğulları peygamberlerin kıymetini bilmedi. Kimisini öldürdü, kimisini sürdü, kimisini dövdü, kimisini tehdit etti. Kimi Hristiyanlar peygamberlerin takipçilerini işkenceden işkenceye geçirdi. Şu an Doğu Türkistan'da Çinliler, Arakan'da, Myanmar'da Budist çeteleri, Suriye'de ateşe tapanlar, Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın değişik yerlerinde Haçlı organizasyonları. Ya bırakın Müslümanların kadrini ve kıymetini bilmesini.
bir hayvan boğazlar gibi boğazlamaktadırlar. En acı ölümleri Müslümanlara göstermektedirler. En ağır işkenceleri Müslümanlara yapmaktadırlar. O aklı olmayan, iradesi olmayan, tefekkür etme gücü olmayan toprak parçası ise hoş geldin ey mümin kardeş. Hoş geldin. Şu yeryüzünde yürüyen insanların içerisinde en fazla seni seviyordum. Neden beni seviyorsun? Çünkü sen namaz kılıyordun. Çünkü senin başın secdeye gidiyordu. Çünkü sen Allah'ı zikrediyordun. Sen abdestsiz dolaşmıyordun. Allah'ın kitabını okuyor. İnsanlar öğrensin diye mücadele ediyordun. Ben seni seviyordum diyor. Şimdi sana öyle bir şey yapacağım ki. Sana öyle bir sürpriz hazırladım ki. Sanki nişanlısını görmüş bir erkek. Allah'a emanet. Sanki düğün gecesinden sonra kocasına sürpriz yapan, yemekler hazırlayan bir kadın. Allahu Ekber. Ondan sonra kabre bir delik açılır, cennet kapıları ardına kadar açılır o mümin görsün diye. Allahu Ekber. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Mümine buradan bir pay var da kafire bir pay yok mu? Kafire de bir pay var. Allah'a isyan eden, Allah'a asi olan, facirlik yapan, haddi aşan. Toprak der ki hoş gelmedin. Hoşnut değil senin gelmenden. Sevinmedik senin gelişine. Senin ismin anıldığı zaman zaten hoşnutluk duymadık. Sen benim içine koncandan dolayı ben kendimi hayıfladım. Senin gibi bedbaht, izzet ve şereften yoksun. Allah'ı inkar eden, Allah'ı kabul etmeyen bir adamın benim içerisine konmamdan dolayı ben hiç hoşnutluk duymadım. Üzüldüm tabir yerindeyse. Sıkıldım tabir yerindeyse. Ama bakın, onun da memur olduğu bir şey var ya, vazifeli kalındığı bir şey var ya, sen müminleri bir taraftan ikramla karşılayacaksın, ama bir taraftan bir görevin daha var senin. Ne? Allah'a asi olanları, Allah'a küfredenlerin de cezasının görüneceği bir mekan olacaksın. Sen diyor hoş gelmedin diyor. Bugün seni dost edindim diyor. Seni dost edindim. Tabirinde ise dalga geçer gibi. Seni dost edindim. Bana dönmüş bulunuyorsun ve sana ne yapacağımı şimdi göreceksin der. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını diyor birbirine kenetledi. Sahabe öyle söylüyor. Parmaklarını birbirlerine kenetledi. Sonra diyor kabir diyor onu sıktıkça diyor sıkmaya başladı diyor. Kaburgaları diyor birbirine geçti diyor. Bitti mi? Bitmedi aziz dostum, bitmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Sonra dedi 70 yılan. Küçük kardeşlerim var ama hakkınızı helal edin. 70 yılan dedi. Ona musallat edilir. 70 yılan. Diyor ki bunlardan bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi zehrini dünyaya salsa ne diyor orada bitki biter ne de diyor dünya eski haline gelir. 70 tane yılan. Başka hadis-i şeriflerde zayıf geçen rivayetlerde Allah Resulü diyor ki 90 tane yılan ona musallat kılınır ve diyor kıyamete kadar diyor onu ısırırlar diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Rabbimize yalvarıyoruz kardeşlerim. Şu hayat içerisinde yaşarken toprağı şerefli bir şekilde adımlamayı bizlere nasip etsin. İzzet ve şeref içerisinde mümince Allah'a iman etmiş bir şekilde mümin olmanın gururuyla Allah'a ve Resulüne tabi olmanın mutluluğuyla ben iman ettim elhamdülillah. Ben Müslümanım elhamdülillah. Ey toprak sen de şahit ol. Diyerek yürümeyi ve öldüğümüz esnada defnedileceğimiz sırada da toprağın da yüreğini, bağrını bir kardeşçe açıp hoş geldin kardeşim. Üzerimde yürüyen en şerefli adam, en sevdiğim adam hoş geldin. Şimdi göreceksin seni ne kadar mutlu edeceğim. Diyecek kulların arasına girmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Ancak şu toprakları dünya hayatını zindana çeviren Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara akıl almayacak işleri yapan ne kadar küfür zorba ehli varsa imana dönmeyecek ne kadar fesat ehli varsa Allah'ım o toprağın altını da onlar için bedbahtlık yurdu kıl. Değil 70 tane yılanlarını o sağır dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağır dediği dikkat edin duymuyor. Eline diyor topuzu alacak başına diyor öyle bir darbe vuracak ki diyor o diyor darmadağın olacak. Allah diyor tekrar bir araya getirecek sonra diyor tekrar vuracak.
Allah'ım öyle insanları, yani zulmeden insanları, öyle kişileri musallat et ki Allah'ım mazlumların yürekleri rahatlasın. Allah'ım mazlumlar ferahlasın. Toprağın altında mutlu olsunlar. Zorbaların bu dünya hayatında şerefli bir şekilde ünlem koyarak yürüdükleri ama toprağın altında zelil düştüklerini bir bir görsünler elhamdülillah. Üçüncü hakikat. Bitireceğim inşallah söz. Uzatmayacağım. Üçüncü hakikat. En sevdiğim yerlerden bir tanesi şimdi. Ya nasıl bir aleme yuvarlanıyoruz ve yürüyoruz vallahi bilmiyorum. Bakın Nesai'de geçiyor ve İbn Hibban'ın sahihinde geçiyor. Hadisi Ebu Hureyre naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kabre, ne olur dikkat edin, kabre müminlerin ruhları getirildiğinde, anladık mı Murat abi? Kabre, mezarın içerisine müminlerin ruhları getirildiğinde kabirlerde bulunanlar sizin kaybettiğiniz bir şeyini bulduğunuz anda duyduğunuz sevinç gibi sevinç duyarlar. Anladık mı? Kabirlere konulan diyor müminler bir ölen kardeşi defnedildiği sırada bütün ruhlar diyor onun kabrine doğru sevinç içerisinde gelirler. Allah'a emanet. Ya diyoruz ya nasıl bir aleme doğru gidiyoruz. Ruhumuz bir taraftan yükseliyor, insanların ahvallerini görüyoruz. Kabir bize konuşuyor, inşallah mümin olarak ölürsek. Kabir bize konuşuyor, hoş geldin kardeşim diyor. Bize ikramda bulunuyor. Sonra kabrin içerisine girdiğimiz anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diğer bütün müminlerin ruhları, orada bulunan müminlerin ruhları diyor onu ziyarete gelirler. Allahu ekber. Varsa sahabe mezarı ne güzel ha. Allahu ekber. Varsa şehit mezarı ne güzel ha. Varsa salihlerin mezarları ne güzeldir ha. Bununla alakalı da çok zayıf bir hadis vardır. Yani ölülerinizi diyor defnedeceğiniz zaman salihlerin bulunduğu kabirlere defnedin. Çünkü diyor onların birbirlerine faydaları olurlar. Bu ziyaretin ne güzel faydası vardır değil mi? Aman Allah'ım ya Rabbi sen bizi facirlerin bulunduğu mezarlıklara sokma. Cesedimizi oraya bırakma. Okyanusların derinliklerinde kalmaya razıyız ama facirlerle aynı yerde kalmaya razı değiliz. Bakın Allah Resulü dedi ki müminlerin cesetleri birbirleriyle toplandılar. İlk soru. Dediler ki falanca kişi ne yapıyor? Falanca evlendi mi? Falanca boşandı mı? Ya onun iki tane çocuğu vardı. Ne oldu onlar? Hidayet üzereler mi? Yoksa isyan mı ediyorlar? Dercesine sorular sormaya başlarlar. Orada bulunanlardan bazıları derler ki şu adamı rahat bırakın. İstirahat etsin. Çünkü o dünya hayatından ayrıldığı için keder içerisindedir. Allah Allah. Olmaz mı be abi? Gözü yaşlı bir anne bırakmışsın be kardeşim. Belki ama, belki topal, belki hasta yatağında felçli bir anne bırakmışsın sen. Oğlum oğlum diye inleyen bir kadıncağızı bırakmışsın. Seni doğururken neredeyse ölecek bir kadını bırakmışsın. Seni bin bir zorlukla büyüten bir kadını bırakmışsın. Keder olmaz mı bu aziz dostum bu? He? Seni sevenleri arkanda bırakmışsın. Gözyaşı dökenleri bırakmışsın. Eline alamadığın çocuğunun acısıyla sen toprağın içerisine girmişsin. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bazı ruhlar der ki bırakın şunu istirahat etsin. Zira o dünya hayatından geldiği keder içerisindedir. Sonra diyor ki hadiste bakın bu hadis Nesai'de cenaze bölümünde İbn Hibban'ın sahihinde geçiyor. Sonra adam istirahat ettikten sonra kendisini toparlar, tabir yerindeyse uyanır. Bu sefer kendisi müminlerin ruhlarına yönelir der ki falanca kimseyi aranızda göremiyorum der. Falanca kimse yok. O benden önce öldü der. Demek ki oraya da gömüldü ya da birbirlerine yakın yerlere gömüldüler. Falanca kimseyi yanınızda göremiyoruz deyince onlar ona doğru yaklaşırlar derler ki onu annesi olan ateşe götürdüler. Allahu ekber. Onun annesi nedir? Diyor ateştir. Başka rivayette ruhlar diyorlar ki o müminlerin ruhları falanca kimsenin durumu nasıldır? Onun ahvali nasıldır? O yeni taze ölen mümin kişinin ruhu der ki o benden önce vefat etti aranıza gelmedi mi?
Derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a dönücüleriz. Zira o kimse başka bir yere götürülmüştür. Burası neresi? Allah muhafaza cehennem ateşidir. Şimdi merak ediyorlar. Bakın niye merak etmesin ki abi? Beraber namaz kılmadık mı abi? He? Beraber Ramazan'da inşallah iftar yapacağız. Beraber teravih namazı kılacağız. Şu sokaklarda Allah'ı beraber zikrediyoruz. Beraber Allah için davet çalışmaları yapıyoruz. Standlar açıyoruz. Birbirimize Kur'an öğretiyoruz. Nasihat ediyoruz. Hastalandığımızda birbirimizi ziyaret ediyoruz. Kimileri Allah yolunda cihad ediyorlar. Sırtlarını birbirlerine dayamışlar. Düşmana karşı amansız bir şekilde vuruşuyorlar. Ama onlardan önce ölenler merak etmez mi şimdi? Şimdi sen gurbete gitsen, bir arkadaş içimizden çıkıp gitse seni ziyaret etse, o merak etmeyecek mi senin ve beni? Ya Yusuf Hoca ne oldu? Aynı akide üzerinde duruyor mu? Aynı amel üzerinde duruyor mu? Bu adam çalışıyor mu? Gayret ediyor mu? Yoksa şeytanın ve dostlarının uşağı mı oldu? Allah muhafaza. İblisin otlaklarında mı otluyor diye sormaz mı kimse? Merak etmez mi? Öyle bir aleme doğru yürüyoruz ki aziz dostum. Müminlerin ruhları bir araya toplanacaklar ve birbirlerine dünya ile alakalı sorular soracak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece çok küçük bir düşünme payı. Şimdi o merak edilen sen veya ben olursak. Yusuf Hoca ne yaptı? Süleş abinin ahvali nasıldır? Serdar kardeş ne durumdadır? Soru sorulan kişi dese ki vallahi onlar bizden önce öldüler. Sizin aranıza gelmedi mi diye bir cevap verilirse vallahi kardeşim bırak da bu dünya yansın. Bu dünya yok olsun. Asıl düşünülecek mesele budur. Çünkü sen, ben veya başkası bu sorunun cevabı karşısında cehennem ateşine doğru çoktan yuvarlanmışızdır. Allah bizleri korusun inşallah. Muhafaza buyursun. Dördüncü hakikat bitti. Söz veriyorum. Hadisle beraber bitiriyorum. Ebu Davud'tan geliyor hadis. Allah ona rahmet etsin. Bera bin Azib'le başladık. Dedi ki Bera bin Azib'le dersimizi bitirelim. Hadisimizi onunla sonlandıralım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenazeye katılanlar dönüp gittiklerinde ölen kişi onların ayak seslerini işitir. Belki de der abi biraz bekleseniz. He? Siraj abiye desem ki ya Siraj abi dünya hayatında beni seviyordun. Bir 10 dakikada kabirde benle beraber kal. Zordur abi. Hanıma desek ki hani o kadar seviyordun evin direği dik. Hadi bu gece burada yat. Zordur abi. İnsan o ayak seslerinin kaybolmasını hiç istemez abi. Kör kuyuya düşsek şu halimizle ölmeden. Kör kuyuya düşsek dışarıda gezinen hayvanlar bile bize bir ümit verir değil mi? İnsan umutlanır. Biri bizi buldu. Çıkacağız deriz. Kabrin içine girmişiz. Üzerimize toprak kapanmış aziz dostum. Ayak seslerini işitiyoruz. O sıra iki melek geliyor. Ve sana şu soruyu soruyor. Rabbin kimdir? Mümin olarak inşallah ölürsek. Allah'ım bizi böyle can vermeyi nasip et. Şehadet kelimelerini söyleyerek can vermeyi nasip et. Ölüm meleğini en güzel suretiyle görerek can vermeyi nasip et. Cennet kefenleriyle kefenlenip cennet kokularıyla kokulanarak sana kavuşmayı bize nasip et. Melek geldi dedi ki Rabbin kimdir? Sen bu özelliklerde öldüysen ne diyorsun? Rabbim Allah'tır. Sen bu cevabı çok net veriyorsun değil mi? Allah'ın yardımıyla. Neden? Çünkü sen dünya hayatında Rabbini Allah olarak kabul etmiştin. İlahının Allah olduğunu kabul etmiştin. Hasta oldun ona koştun. Sıkıntı içerisinde oldun ona yöneldin. İhtilafa düştün onun hükmüne razı oldun. İnsanlar beşeri ideolojilerin gölgesi altında yaşamak için çaba sarf edip övünürlerken sen alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmanın memnuniyeti yaşadın. Ondan dolayı da Allah senin cevabını kolaylaştırdı. Uzatmıyorum. İki, dedi ki melekler dinin nedir? Çok net, açık, belli bir şekilde hiç beklemeden dinim İslam'dır diyeceksin. Neden? Çünkü sen bu dünya hayatında İslam olmakla müşerref oldun.
Bununla mutlu oldun, buna razı oldun, bununla övündün. İnsanlar bundan kaçarken aman Müslüman demesinler, lan beni Müslüman zannetmesinler, her sakallı da hacı hoca değildir zannetmesinler diye utanırlarken sen İslam'ını ishar etmekten gurur duydun elhamdülillah. O yüzden cevabın net oldu. Uzatmıyoruz üçüncüsü. Dedi ki aranızdaki adam kimdir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızdaki adam. Babam olabilir mi? Değil, öyle bir cevap vermeyeceksin. Hocam değil. Reisi yok, reis de değil. Kim? Dedi ki o aramızdaki adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Neden? Sen çünkü dünya hayatında onun adımları üzerine yürüdün. Onun yolunu yol bildin. Onu kendine örnek edindin. Sen bu üç cevabı net şekilde verince melek ne diyecek biliyor musunuz? Sen bunların cevabını nereden biliyorsun? Kim sana söyledi? Tabiri yerindeyse. Kim sana cevap verdi? Kim sana tüyo verdi? Diyecek ki ben Kur'an'ı okudum. Ona iman ettim. Ve onu tasdik ettim. Allahu Ekber. Ben Allah'ın kitabından gayri kitaplara yönelmedim. Diğer kitapları Allah'ın kitabını anlamak için okudum. Ona iman ettim. Onu rehber kabul ettim. Verdiğin, sorduğunuz sorulara verdiğim cevapların kolaylığı bundan gelmektedir. Tabir yerindeyse dedikten sonra tabir yerindeyse semanın şimdi kapısı açılacak ve göklerin ve yerin her şeyin sahibi, tasarrufu elinde bulunduran, her şeyde kahredici bir güce hakim olan Allah diyecek ki kulum doğru söyledi. Allahu Ekber. Sen kabrin içindesin. Münker ve nekir seni sorguluyor. Üç soru, üç cevap. Ondan sonra alemlerin Rabbi olan Allah diyor ki kulum doğru söyledi. Ona cenneti açın. Ona cennete giden yolun kapılarını açın. Ona cennet elbiselerini giydirin. Daha sonra Allah Resulü diyor ki o esnada cennetin kokusu getirilir. Cenneti göreceği kadar bir yer kendisine açılır. Tamam mı buraya kadar? Şimdi o esnada ne olacak sizce? Hadislerde şöyle geçiyor. Tabir yerindeyse anlayalım diye söylüyorum. Bağdaş sizin kurmuş olduğunuz gibi ruh oturmuş, bağdaş kurmuş, münker nekir soruyor. Şimdi gökten de böyle bir müjde aldı mı? Aldı. Ne yapar sizce? Hemen der ki beni aileme kavuşturun. Müjdeyi vermek istiyorum. Subhanallah. Cennetlik olduğumu, cennetle müjdelendiğimi, verdiğim cevapları değil münker ve nekir. Alemlerin Rabbi olan Allah, münker ve nekirin, Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in Rabbi olan Allah onayladı. Yedi kat göğün üzerinden arşın sahibi onayladı. Bu müjdeyi bırakın aileme bildireyim diyecektir. Diyecekler otur gitme. Artık burası gidilecek bir yurt değildir. O zaman ne diyecek biliyor musunuz? O zaman Allah'ım kıyameti hemen kopart. Allah'ım yeryüzünün defterini dür. Allah'ım göğü yere düşür. Semayı yere düşür. Güneşi yere düşür. Ayı yere düşür. Ben cennetteki nimetlerime kavuşayım diyecektir. Şimdi aziz dostum. O güne yürüyoruz. O güne koşuyoruz. O günle aramızda vallahi de billahi de üzerimizde giydiğimiz elbiselerin yakınlığı kadar bir mesafe vardır. Cenab-ı Allah kabri ve ölümü hakkıyla tefekkür etmeyi ve bu tefekkürün neticesinde de ona ve Resulüne salih amellerle yürümeyi bizlere nasip etsin. Mısır'da Müslümanlar böyle mekanlarda toplanırlarmış. Işıkları kapatırlarmış. Abuk subuk sesler çıkartmıyorlar. Bağırmıyorlar. Tabir yerindeyse Kurtubi'nin ifadesini söylüyorum. Bu ifade bana ait değil. Eşeklerin anırması gibi diyor anırmıyorlar. Tabir yerindeyse. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ölüm meleğiyle karşılaştıkları andan defnedildikleri ana kadar bütün senaryoyu canlandırıyorlar zihinlerinde. Ölüm meleğiyle karşılaşıyorlar. Ruhlar kabzediliyor. Kabre konuluyor. Bütün hali o mescit içerisinde karanlık yerde tefekkür ediyorlar. Sonuç
Önce gözyaşı, sonra bayılmalar, sonra secdeye kapanmalar. Eğer kardeşler ölümü tefekkür etmezsek, kabirleri ziyaret etmezsek, cenazelerde bulunmazsak, kalbimiz dünyevileşmenin verdiği tortularla pas tutacaktır ve alemlerin Rabbi olan Allah'a yürüme konusunda bir zayıflığın içerisine düşeceğiz. Cenab-ı Allah bizleri muhafaza eylesin. Geceniz inşallah mübarek olsun. Hakkınızı helal edin, süreyi çok uzattık. Allah-u Teala yeryüzünde mustazaf duruma düşürülen bütün mümin erkek ve mümin kadınlara yardım etsin. Ağlayan, feryadı figan eden, yardım bekleyen bütün mümin erkek ve mümin kadınlara tez zamanda Allah Azze ve Celle zaferler ve onlara nusretler nasip etsin. Bizleri de zulmün karşısında durmaya, müminlerin yanında olmaya yetecek kadar bir güç ve şerefin içerisine soksun. Allah Azze ve Celle bizden önce vefat eden Müslüman kardeşlerimize, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, her birine rahmetiyle, merhametiyle, lütfu ve keremiyle muamelede bulunsun. Günahkar olanların günahlarını affetsin, onları bağışlasın, derecelerini âli eylesin, şu an kabirlerini nurlandırsın, yapmış olduğumuz duaların faydasını görmeyi onlara nasip etsin. Tekrar geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz firdevs olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salam.